giderken bir tek aman Allah'ım diyen Diyanet İşleri Başkanı oldu. Çünkü bir daha araba alınmayacak. Bu onu çok yakından ilgilendiriyor. Diğer açıklanan önlemlerin hepsini anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek sadece kendi sorumlu olduğu bakanlıkta uygulayabilecek gibi görünüyor. Çünkü diğer bakanlıklar, saray, Cumhurbaşkanlığı'nın harcamaları, bunlar konusunda herhangi bir adım atılmıyor gibi görünüyor. Şöyle önce bir genel değerlendirmenizi alayım sizlerden. Sonra ayrıntılarını konuşmaya başlayalım. Buyurun Selçuk Bey. Mehmet Şimşek'in araçlarla başlaması çok enteresandı bir kere. Ben dinlerken tüylerim diken diken oldu. Çünkü biz araç konusunu ciddi ciddi eleştiriyorduk biliyorsunuz. Yani kamudaki araçları eleştiriyorduk, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 13 tane uçağı olmasını eleştiriyorduk falan ama eleştirdiğimiz şeyi yanlış anlamışlar anladığım kadarıyla. Çünkü biz en üstteki en lüks araçları, en lüks uçakları eleştiriyorduk. Niye bu kadar çok üst üste araç alınıyor diye eleştiriyorduk. Ne yaptılar? Memurların servisini kaldırdılar. Orada da yanlış anlamışlar yani biz. Halbuki kimse memurların servisini eleştirmiyordu bugüne kadar ama tasarrufu yine Cumhurbaşkanlığı araçlarında değil, bizim memurların, garibanların 30-40 kişinin bir arada taşındığı araçlarda suçu buldular. Onları kaldırmayı tercih ettiler. İkincisi de biz neyi eleştiriyorduk? Diyorduk ya birileri 3 yerden, 5 yerden, 10 yerden, 15 yerden maaş alıyor. Yönetim kurullarına giriyor. Aynı zamanda devlet kademelerinde yer alıyor. Oradan da maaş alıyor. Olur mu böyle şey? Olur mu böyle haksızlık? Emekliler 10 bin lira alırken, memurlar 30-40 bin lira alırken, işte asgari ücret 17 bin 2 lirayken bu nasıl bir adaletsizliktir diyorduk. Mehmet Şimşek onu da halletti. Ne yaptılar efendim? Oraya bir tavan koydular. Yani 3-5 yerden alamazsın demediler. Sadece bunu alama çok alma dediler. Bir de bunu bildireceğiz dediler. İçeride yazacağız, çizeceğiz dediler. Yani yasak gelmiyor. Ama bunun yanında emekli olmadan işe alım gelmeyecek diye bir açıklama yaptı. Yine garibana dokundu. Yıllardır öğretmenler biliyorsunuz şey bekliyor, atama bekliyor. Sözleşmeli öğretmenler neredeyse mevsimlik işçi gibi çalıştırılıyor bu ülkede. Ve bu insanların bir umudu vardı en azından bu dönemde belki atanabilirim diye, onu da kaybetmiş oldular. Ben bu tasarruf tedbirleriyle ilgili tek bir sonuç çıkarttım. Zenginden kesemiyoruz, fakire çökmeye devam. Şimdi burada iki tane... Ben bunu çıkarttım bu tasarrufta. Burada bir takım alt sorular soracağım ama soracağız daha doğrusu. Barış'ın da tabii ki soruları var. Bir taraftan da sayın seyirciler arkamda görüyorsunuz...